Sadullah Ergin, Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi kontenjanından Çankaya'yı kapsayan Ankara 1. Bölgenin 4. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Deva Partisi kontenjanından CHP listelerine dahil olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e sosyal medyadan tepki yağdı. Ergin'in adaylığına tepki gösteren yazar Ergün Poyraz, ''Ne şimdi? Ergenekon sürecinde beni 7 yıl yatıran Sadullah'a mı oy vereceğim? Görüşürüz.'' ifadelerini kullandı. Bir tepkide avukat İrem Çiçek'ten geldi. Çiçek, bir Sadullah Ergün dönemi FETÖ yargısı dosyası hazırlayabilirim. Bugün demokrat görünüp o günleri aklamaya çalışanların geçmişte aldığı konumu hatırlayın isterim. Unutmayın ki geleceği doğru inşa edebilelim. Ankara'da CHP seçmeninin unutmayacağını ve bu listeye gerekli cevabı vereceğini düşünüyorum. Tepkilerden biri de gazeteci Şaban Sevinç'ten geldi. Sevinç, inanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde, CHP'nin kalesinde, Atatürk'ün Çankayası'nda ifadelerini kullandı. Avukat Muhammed Sarıkaya da bu adayla sessiz kalmadı. Sarıkaya, Çankaya seçmeniyim. Bana hiçbir kuvvet Sadullah Ergin'e oy verdirtemez. Türkan Saylan'ın, ok Okkır'ın, Ali Tatar'ın kemikleri sızlar. Atatürk'ün kemikleri sızlar ifadesini kullandı. 2009'da Adalet Bakanı olan Ergin 17-25 Aralık süreci olarak bilinen döneme kadar görevini sürdürdü. FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları sırasında Adalet Bakanlığı yaptı. FETÖ, Türk yargısını ele geçirme ve adalet kurumları içinde sistemli olarak kadrolaşma adımlarını Ergün döneminde attı. 26 Aralık 2013'te o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Ergin'in adı Ali Dibo olayı olarak bilinen bir yolsuzluk hikayesine de karışmıştı. Hatay milletvekili olduğu sırada Ergin'in yazılı olarak şehirdeki ihalelerde AK Partililerin kayrılması talimatını verdiği ortaya çıkmış, açılan soruşturma neticesinde tüm ihalelerde mevzuatlara aykırılık tespit edilmişti.